Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Dondurma pizza yapıyoruz. Dondurma pizza ne demek ya? Nasıl oluyor? İşte dondurma sosis, sucuk, kilav. Peki herkese 3 kere düşüyor. Bu sefer kaytarmak yok. Yok. Salata arkadaşlar, bütün mutfak videolarında kaytarıyor. Bütün işleri bize kilitliyor. Hep salata yapıyor. Tek yaptığı şey salata. Peki. Bu sefer yapacak. Ne yapacaksın? En zor kremi sen al. İlk önce ne yaptığımızı anlatalım. Yemeği o yapsın. Tamam anlatalım. Ne yapacakmışız? Arkadaşlar. Ablam yemeği yapacak. Lavaşları kıvıracağız. Lavaşlardan kilav elde edeceğiz. Ve kilavımızın içine sosis, mısır, salatalık, üstüne de patates püresi koyacağız. Yani bir nevi sağlıklı dondurma yapmış olacağız. Tuzlu. Aferin sana. Bu yemeği. Evet, herkes görevlerini seçsin o zaman. Ben kameramanım. Yok, öyle bir şey yok. Bu yemeği yapacak, ben sosis yapacağım. Zaman. Ben de oturuyorum. Ben de içeride oynuyorum. Ya benim arkam döndü aslında. Hayır, gel herkes hızlıca görebilir. Ben patatesi alıyorum. Sosis yapıyorum. Ekmek de bana kaldı. Yapacağım. Ama sen sosis aldın, ben patatesi bir yeri sipariş. O zaman ben ekmeği alıyorum. Ben mısırlı sos da bende. Ha, bir de sos var. Mısırlı sos da sende. Tamam mı? Tamam. Hadi o zaman yapmaya geçiyoruz. 1, 2, 3. Ooo, çalışmalara başlanmış bile. Evet, ben patatesle kalmıyorum. Kayhan'dan sosisleri. Evet. Kısaca ne yaptığınızı anlatın peki. Şimdi sen lavaştan şey yapacaksın, pilav yapacaksın. Tamam. Ben patates püresi yapacağım. Kayhan'da sosisten sulu bir sosis tarifi var Kayhan'ın. Evet. Onu yapacak. Evet. Bense sonra, mısırla turşulu bir sos. Evet, sosu yapacaksın. Sonra devamını yaptıkça anlatacağım. Evet, kilavın içine böyle dondurmaymış sosmuş gibi koyacağız. Evet, bizim Harry Potter serilerimizden bir tarif. Evet, bu Harry Potter izleyeceğiz şimdi, biliyor musunuz arkadaşlar? Maraton yapmayalı uzun zaman olmuştu. Kendinize öyle yemekler yapıp tabağımızı alıp geçip istediğimiz filmleri izliyoruz. Aynen. Bu bizim bir geleneğimizdir. Hep böyle yapıyoruz. Evet. Bir de aile cumartesimiz var. Bir gün onu da çekmemiz lazım bence. Evet, ama onda sabah uyanıyoruz pijamalarla falan böyle rahat rahat çekebilir evet. miyiz? Ya ama arkadaşlar sabah uyanır uyanmaz direkt pijamalarımızın sabahın 6'sında 7'sinde uyanıp animasyon izliyoruz. Evet, kesinlikle sabah akşamları hiçbir şekilde pijamalarımızın. Bu çocuğa. Ama bir tek o giymiş, annem de bende yok. Yok, siz giymediniz. Malzemelerimizi kısaca sayalım arkadaşlar. Lavaş, turşu, Amerikan burger sos kullanacağız sos için. Ama siz ketçap mayonez de kullanabilirsiniz. Sosis, salça ve patates. Bence gayet ekonomik oldu. Daha ne olsun? Ne bileyim, nasıl bir... Bence parmaklarınızı yiyeceğiz. Herkes parmaklarını yiyecek bence. Bence de herkes denesin bu tarifi. Çok güzel oluyor. Özellikle akşam mesela ailece oturduğunuz film izliyorsunuz. Hemen bunu yapın. Aynen. Oturun film izleyin. Çok güzel. Ay. Ya da tam böyle arkadaşları falan çağırmalık. Evet, ay böyle evet, çok güzel evet. bir şey. Kanepeler gibi ne oluyormuş? Mother of Tree'nin ünlü külah pizzası. Evet. Arkadaşlar. Dondurma pizza değil miydi? Külah pizza mı? Ya dondurma pizza külah pizza aynı şey. Evet, külahının içine malzeme katıyorsunuz bu kadar. Külahı mı anlat sen onu? Anne ben seni diyormuş gibi yapıp Kayhan'a geçiyoruz. Bana hiç geçme, ben daha da kötü yaparım. Hadi geçelim. Evet. Hadi verin bana şey. Ya ne oluyor anlamıyorum. Herkes anne şunu ver, anne bunu ver. Böyle mi tarif olur arkadaşlar? Anne şunu ver. Anne şunu da bir kez hiç de veremem. Herkes kendisi yapsın. Ya anne yani 2 metrekare mutfağımız var. Verir misin şunu? 2 metrekare yalnız biraz fazla övdü. İşte bak elimi uzatıyorum hop aldım. Elimi uzatıyorum hop aldım. Daha güzel. Beraber geçemiyoruz bile. Bu nasıl mutfağı? Sağmıyoruz birlikte. Ya bu arkadaşlar Arya da bizimle biliyor musunuz? Bizi kesinlikle rahat bırakmıyor. Arkadaşlar annemle Kayhan şu tencere için şu an kavga ediyorlar. Benim zaten bu. Al kendine bu tencereyi al şimdi. Bak tam bana bak. Öf be. Bu ne ya? Şimdi buna diyelim. Çocuktan. Ya bakın. Herkesin kızı iş yapar, benim de oğlum iş yapıyor mutfakta. Anne her ben şey Dutch miyim? Niye bana öyle diyorsun? Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Yemek yapmaya girerim hemen gel. Anne şunu doğrayayım bir. Anne şunu kapağını kapat. Dur ben pişireyim. Neredeyse malzemeleri doğruyorum hepsini. Ya iki gün önce sana iki tepsi, dört tepsi kurabiye yaptım. Tamam canım sen böyle pasta kurabiye tarzları. Ama gerisi ilgilenmiyorum. Bir de mutfak şefim olsa elimi hiç sürmesem daha da mutlu tamam, olacağım. Onu da alacağız da. Şimdi Kayhan tamamen bitirse, bütün hı-hı. her şeyi yapsa hiç girmeyeceğim. Ben daha mutluyum. Özellikle yapmıyorum ki oyun.
seni var ya seni. Arkadaşlar ben salatalıklarımı doğradım. Birazdan sosumu ve mısırımı katacağım. Ve şimdi annem de patatesini koyuyor. Haşlanacak. Pardon, değil mi? Haşlanacak. Evet, patates. Ben patatesimi koydum. Patates püresi bende ya. Evet. Şimdi haşlanacak. Şimdi sosunu yapıyor. Sen haşlandıktan sonra süt ekleyeceksin. Evet, ben haşlandıktan sonra süt ekleyeceğim. Patates püresi hazır. Evet. Pardon da ben bir şey demek istiyorum. Ne yapıyorsunuz benim ocağımın yanında? Kayısı soslarını biraz yer kattı. Soslarını kavuruyor sonra salça ve ketçap. Evet, Ceylin ne yapıyorsun anlat bakalım. Ceylin'in sohbetten yemek tarifleri programına hoş geldiniz. İlk önce bayağı evet. Bir turşu doğradım. Tamam. Size göre doğrayacaksınız annemin tarifine göre. Evet. Arkadaşlar bu arada tarif veriyorum ama birazdan anneme soracağım her şeyi. Tamam şimdi, olsun sen söyle ben sana sorarım. Salatalıklarımızı doğramışsınız gibi koyuyoruz. Ve bitti. Mısırımızı ne kadar katalım? Bence hepsini katalım. Mısır bence hepsini bitti. Katalım evet. Kaç gram olduğunu bilmediğimiz mısırımızın hepsini ekliyoruz. Kaç gramdır sence? 350 falandır sanırım. 250'dir bence. Üzerinde yazıyor. Yazmıyor işte sorunu. Var mısın iddiasını? Varım. 350. 250. Bu nasıl iddia ya? Böyle iddia. 250. Nesine? Nesine. Çabuk. 1, 2, 3. Dondurma daha fazla yerim. Bir dilim daha fazla yerim. Tamam ben de dondurmasına giriyorum. Ben de dondurmasına giriyorum. Ne alakası? Ben ne dedim? Ben ne dedim? 350. Sen ne dedin? Anne, hemen bakıyoruz. Şeyinde yazıyor. Aa nasıl? Etiketi nerede? Etiketi yok. Çok aa bilemedik mi tamam, yani? Tamam hayır buluruz. İnternetten sipariş verdik buluruz şimdi. Tamam şimdi söyleriz. Evet Ceylin üzgün üzgün duruyor çünkü dondurmayı kaybetti. İnternetten baktık kaç grammış? 320 grammış. Yani sen de kazanmış olmuyorsun aslında. Kazandım şimdi dondurma alacağız. Bana alacağız. Kayhan alacağız. Sana almayacağız. Aa, 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 aa. Ya Kayhan sen ne yapıyorsun? Ya. Ay sosisli tarif. Bunu her zaman deneyin. Kayhan kahvaltılarda bize yapıyor her cumartesi. Nasılmış tarif? Şimdi ilk önce tereyağını katıyorsunuz. Sonrasında sosisleri döküyorsunuz. Sonrasında salçayı döküyorsunuz. Bir iki dakika sonra da ketçapı döküp karıştırıyorsunuz. Biraz sonra da hafif böyle yani çok yarım bardağın da yarısı kadar su döküp ağzını kapatıyorsunuz. Bu ben kadar. Uf, ama çok lezzetli oluyor. Benim tarifim deneyim. Daha zor bir kere. Benimki daha zor. Bak patates haşlanıyor. Yalnız altı açık değil. Altı açık. Evet gelelim benim tarifime. İddiayı da kaybettiğime göre 300 gram mısırımızı ekledik. Evet. Bir yaklaşık 10 tane de turşumuzu doğradıktan sonra neye geçiyoruz? Mayonez mi döküyorduk? Mayonez de mi? Umarım doğrudur. Şimdi mayonez döküyoruz. Ne kadar katalım? Kat ben şimdi söylerim bir biraz daha kat. Tamam. Tamam dur. Şimdi Amerikan burger soslu sıra. En çok tat veren bence bu. Bence de o. Zaten o olmayınca bilmiyorum nasıl tat olur. Çok güzel sık birazdan. Açılmamış ki bu. Açılmamış ki. Kayhan bunu açarken biz de yağımızı döküyoruz değil mi? Sıvı yağımızı döküyoruz. Sıvı yağımızı da döktükten sonra annem döküyor. Ve sıra sosumuzda. Sanki sirke falan da katılıyor diye limon suyu. Hayır limon ya suyu, limon suyu. Ne kadar dökün bu kadar. Tamam yeter. Çok dök. Çekileyim. Hiç de bile elim bol. Elim bol. Limon suyu. Evet, görüntüsü bile çok güzel. Şimdi sırada limon suyu fazla katarsam. Hayır fazla katma. Ne kadar katayım? Sen şöyle kat. Dök. Kat. Dök. Tamam. Evet. Yani iki yemek kaşığı kadar da limon suyu katıyoruz evet, arkadaşlar. Evet şimdi bunları karıştıracağız ve sosumuz hazır. Ceylin işi bitti mi şimdi? Bitti benim. Benim de bitti. O zaman külah yapıyoruz. Hayır ben değil siz yapıyorsunuz. Bunun kapağı nerede? Bence şöyle çalkalayalım kapağını kapatıp. Evet külahlarımız fırından çıktı. Şimdi ise patates hazırlıyoruz. Biraz külahlarımız yanmış olsa da bence gayet lezzetli olacak. Güzel olmuş güzel ya. Kıtır kıtır olacak daha güzel olacak. Evet bence de yani yumuşak olmasındansa. Ama siz... Annem bu sefer tuzlu zot yerine yanmış külah mı? bu sefer de beceremedim. Bu sefer sen yaptın Kayhan aslında. Ben mi yaptım? Yani bunun hepsini anne alatamayız bütün suçu. Yok, evet ben değil. Çıkardım siz dediniz ki biraz daha olması gerekiyor tekrar koydum. Evet arkadaşlar bu konuda annem doğru söylüyor maalesef ki. Yani yapacak bir şey yok ben yapmadım siz yaptınız. Oh bir güzel sütümüzü ekliyoruz. Püre bu arada haşlanmış patatese süt eklenerek oluyormuş. Ben bilmiyordum. Valla ben de bilmiyordum sen öğrettin. YouTube sağ olsun YouTube'dan öğreniyoruz. Valla benim sosisim güzelliklerini bir çeker misin? Of. Ya döktürmüşüm yine. Evet. Sen gürşün gürş seslerden sonra patates püremiz hazır, soslarımız hazır, külahlarımız hazır. Kayhan da yaptı. O zaman şimdi malzemesini dökmeye geçelim. Hadi. Oo, en iyisi. Bir tadıma bakabilir miyim ya şunu? Hadi bak.
Kapattık. Anne senin püren de çok lezzetli gözüküyor. Evet. Nasıl lezzetli şahane mi? Şahane oldu, şahane. Of ya, sadece püre bile yiyebiliriz. Şu hayalimizi bir gerçekleştirip kafeyi açabilsek. Karavan değil miydi ya hayalimiz? Ya karavan gelecektik ama bir de hani kafemiz vardı ya, bir kafemiz. Ay evet. Mani. Ya inanmıyorum size, ne yaptınız? Hani bizi bekleyecektiniz? Tamam, biz çok yapacağımız için dedik ki birkaç tane yapalım, sonra da izleyicilerimize anlatalım. Evet Kayhan Bey. Kayhan şöyle Bey, valla annem yapıyor. Tortilla ekmeklerini tutuyoruz şöyle. Lan mı diğer lavaş? Benim Fransız dedemden bana kalma teknikle. Fransız dedemden şöyle yapıyoruk. Şöyle. Evet, evet. Ve dürüm oluyor. Olmuyor. Şöyle iki uçtan birleştirsen daha mantıklı değil mi? Ya az önce sanki bunları ben yapmamışım gibi yapamıyorum. Kesin birisi geldi yaptı değil mi? Bu senin işin değil. Yoksa yapardın. Kayhan ya, doğru söyle, sen mi yaptın? Kayhan dedem öğretmişti işte bu. Az önce Fransız anne. Ya Fransız mıydı, unuttum ya. Öf. Fransız dedem aslında beni Fransa'ya davet ediyor ama. Evet. Sen gitmek istemiyorum. Ben gene de ülkem diyorum. Ya. Evet. Oldu mu sizce? Evet oldu. Çok güzel oldu. Kayhan anneminkilerden de güzel oldu. Bir şey diyeceğim. Bunların altı lütfen kapalı olsun. Yoksa yaptığımız soslar falan kaçar. Yalnız altların hepsi açık olacak benim. Tamamen nasıl kapatacağım? Kapalı evet, işte bu şey oldu. Hayır, bu kızardığı zaman şey olacak. Ya yalan. Kapalı ya, olacak. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Arkadaşlar lavaşlarımızı yaptıktan sonra kürdanlarımızı katıyoruz ve ve sonra İtalyan dedemin bana verdiği tarifle sizin karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün size olan iki anıyı anlatmak istiyorum bir 5 dakika önce. Bu tablo bu arada şaşıracaksınız ama 100 milyon değerinde bir tablo gerçekten. Annem bugün dedi ki kendimi bu adam gibi hissediyorum. Evet, böyle ellerim havaya gitmiş. Ne olur YouTube tutsun, ne olur YouTube tutsun diyesim var. Ve ikinci anımıza geçersek, Kayhan dolapta sosis arayınca Kayhan ciddi ciddi yapma benimle kahkaha at ve gül. Kayhan dolapta sosis ararken annem Kayhan'ı itti, dedi ki biraz daha içine gir, biraz daha bak. Diyor ki sosis nerede ya, dolap zaten küçücük bir şey, sosisi nasıl göremezsin ya? Ya evet. Sosis nerede diye bağırıyor. Ya, yaklaşık 5 dakika boyunca buzdolabına baktı. Ben de dedim ki gir içine, oradan görürsün nerede olduğunu. Bu videoyu çekmeden önce gerçekten çok kahkaha attık arkadaşlar. Umarım enerjimiz de size geçiyordur. Abi geçiyordur. Hey hey hey, o ne biçim külap, dürüm o. Arka sana ne oldu anne? Ya çünkü bu sondaki şey ya oldu. Ben... Peki ne içeceğiz? İtalyan dedem bana öyle öğretti. Olmadığı zaman böyle yapacaksın dedi. Ya. Evet. Ya verin biz onu yiyelim bence. Olmuyor, hele yapar mısın? Yiyeyim mi? Sen de İtalyan dedenin torunu olduğuna göre yapabilirsin. İtalyan dedemizden özel tarif. Evet, bu güzellikleri fırına götürüyoruz. 1, 2, 3. Evet. Bütün malzemelerimiz hazır. Şimdi pilavlarımızla ne yapıyorduk? Pizza. Pilav pizza yapacağız. Dondurma pizza. Şimdi öncelikle püremizden, patates püremizden en alt katına koyuyoruz. Ay. Evet, çünkü akmasın. Evet. İçinde küçük de olsa bir boşluk olabilir. Evet. Önce patatesleri alta koyuyoruz. Hadi herkes bir kaşık alsın ya, başlasın. Ben evet. De alayım bir saniye. Bana her kaşık verebilirsin. Teşekkürler ablacığım. Bir de sosise ver. Al. Bu biraz büyük bir kaşık. Bu sosisin olsun. Şuradaki pürenin olsun. Evet. Şöyle... Sosislerimizi katıyoruz içine. Ay arkadaşlar, bir şey söyleyeyim mi? Çok lezzetli olacak gibi. Birazcık bastır, dibe gitsin anne o. Evet, şu Zeynep'in hazırladığı muhteşem sostan da yapıyoruz. Ooo bakarmızı çok güzel oluyor. Şimdi tekrar püre. Birazcık bastır içine. Ay yok, bile lezzetin farkında. Şimdi tekrar püre yapıyoruz. Bu sefer oluyor dondurma. Ay! Bu tarifi deneyin arkadaşlar. Şimdi ben de deneyebilir miyim sayın, izninizle Sayın Fatma Hanım? Evet, hazır oldu külah pizzamız. Nasıl oldu? Çok tatlı oldu, bakabilir miyiz? Evet. Bir poz alalım Fatma Hanım. Başarının sembolü. Kayhan sen ne yaptın? Ben bak bunu yaptım hala. Şöyle şu sosisi de... Çok tatlı oldu. Çocuklarınıza çok güzel sağlıklı pizza. Evet, sağlıklı pizza yaptık evde külahtan. Evet, sağlıklı külahtan pizza yaptık. Dondurma pizza. Bütün haklarını biz alalım. Evet, bütün telif hakları bizimdir.
Evet, şimdi sıra ikincimizde. Bence çok lezzetli oldu. Tavsiye ediyor musunuz yapanlara? Ay tabii ki, hemen kalksınlar şu an yapsınlar hemen. Ay çok lezzetli şu gözüküyor. Şu uzamazlarsa bile annelerine söylesinler, 2 dakikada açsın. Ya. Tuz ya, su, tuzun. Niye sen aldırdın bize? Ne uğraşacağım aa? Hayır, sen ne yapıyorsun? Ben de külahımı yapıyorum. Şu muhteşem sosisim olmasaydı yalnız kesin tadı çıkıyor. Külahımı anlatma be sen de. Anne aynı espriye ikinci yapışan. Ama ben de yapacaktım, kendime zor şey yaptım. Ama güldün. Güldün mü? Güldüm. Mutfak videolarımızı seviyor musunuz? Evet arkadaşlar, ben mutfak videolarını çekmekten çok zevk alıyorum. Ben de vallahi, diğerlerindense sadece mutfak çeksek daha güzel olur yeminle. Yok ya, hep de sıkılırım, mutfak. Ben kanalımızın düzenini çok seviyorum. Ben de. Ve ikincimiz de hazır. Arkadaşlar bu arada bulduğumuz çözüm de bardağa koymak. Evet, buna da bir bardak gelsin. Bardak gelsin. Bardak. Bardak geliyor. Evet. İkinci pizza birimimiz de hazır. Kaç tane çıkacak? Ben hala bir tane yapamadım. Gördüm Mehmet Şef. Nasıl şefte? Az. İkinci tadım. Ha. İkinci tadım görüyoruz. Yenildin. Yenileceğim. Ay çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar dördüncüyü de yaptık. Şimdi beşincide sıra. Onu da yaptığımızda dürümlerimiz bitecek, daha doğrusu külahlarımız. Böyle oturacağız, Harry Potter izlerken kıtır kıtır yiyeceğiz. Hemen deyince evet. Yorumlara da yazın. Evet lütfen. Nasıl oldu sizinki, yapabildiniz mi? Evet. Şimdi o zaman dürümlerimizi yapıp salonda görüşürüz. Harry Potter'da görüşmek üzere. E kim yaptı acaba ya? Tabii ki. Ya arkadaşlar, şu güzelliğe bakar mısın? Kalk kalk. Şunu mu diyorsun? Ay! Arkadaşlar, bu da kim? Bakar mısınız? Ay ben Leyla. Şu an 2-2,5 haftalık değil mi? Bizim yanımızda hep dolaşıyor ama aşkım hiç gitmiyor yayına. Evet, yanımızdan ayrılmıyor. Layla sabah bizi uyandırıyor ki, daha doğrusu annemi, buraya getirsin onu. Kalk diyor, salona gidelim anne. Kızımı da alalım. Ben de diyorum tamam aşkım, hadi gidelim. Burada böyle duruyor bakın. Bu Arven'inmiş meğerse, onun için almışız. Asla içinden çıkmıyor. Layla da böyle dışarıda yanına uzanıyor. Arya da tam şu altta oturuyor, biliyor musunuz? Biz de böyle halının kenarlarına düşüyoruz. Patçı koltuğa kim kaparsa. Koltukta Arya, Layra ve şey oturuyor, Arven. Biz de yerde, Arya da burada oturuyor. Biz artık nereye bulduysak. Nereye bulduysak artık. Ya da okuma odasına gidiyoruz. Evet. Şimdi gelelim asıl güzelliklere. Hazır mısınız? Evet. Film keyfi başlasın. Acaba kim yaptı ya bu güzelliği? Yalnız neden iki tane su var? Biz üç kişiyiz. Biz alışmışız ya birbirimizin üstüne. Hiçbir hadi benim pizzamı. Kahane pizzası versene. Hop. Bak en tümlüsü sana verin. Arya'cığım durur musun Allah aşkına ya? Bir sen yemeğin bir fotoğraf çekelim lütfen, ziyan olmasın bu güzellik. Daha 3 tane daha var işte. Suyumuzdan içiyor. Ay, suyumuzu içiyor. Tepki verin gülümseyi. Ay çok güzel olmuş. Ne ara ısırdın ya? Hele ki şu üstündeki sos mükemmel, kim yaptıysa. Mükemmel mükemmel. Ay gerçekten çok etişmiş. Benim başlarken şüphem vardı acaba olur mu diye. Hatta sonra doğru olmayacağından emin olmaya başladım. Ya süper olmaz. Deneyin. Aaa hırsız değdi. Hırsız kim? Ay benim sosuma gelmeye başladık. Bir şey diyeyim, tam sokakta satılacak bir şey ha. Çok tutar sokakta. Tarhan bu fikir çok iyi. Lütfen beğenip abone olur musunuz? İzler misiniz videolarımızı, zengin olalım, şu istediğimiz kafeyi açalım. Ay arkadaşlar, sokakta tam satılmalık. Pilav pizza. Bak pilav pizza deyince dikkat çekmez. 10'da 10. Dondurma pizza, pardon. Bence dondurma pizzamız 10 numara oldu. Bana daha adını koyamadık ki. Dondurma pizza mı, külah mı? Dondurma pizza. Piyasaya çıkarken. Sizce ismi ne olmalı? Pizza. Dondurma mı, külah mı? Evet, bir de daha yeni koyamadık adını. Gerçekten çok güzel olmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Yani patatesi biraz fazla tuzlu. Patatesin püre olması çok lezzetli tatmış. Ve bizim sosumuz var ya, Amerikan burger sosla beraber. Kafemizde, menülerde ilk başta olacak bu. Evet. Yani bak. Hani patates biraz fazla tuzlu, turşusu biraz fazla ekşi ama sos ise o kadar güzel.
O puanlama yapın. Bence 10'da 500. Çok bence güzel. De. Muhteşem olmuş. Ay bu arada arkadaşlar biz Harry Potter izlemekten vazgeçip aramızda kalsın demeye karar verdik. Evet. Çünkü yarın sorular yetiştirmemiz lazım. Birazcık izleyip kapatacağız. Harry Potter'ı yarın aile cumartesinde izleyeceğiz. Tamam, dolayısıyla ben bunun tadını çıkarmak istiyorum ve yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Denemeyi unutmayın. Gerçekten de yorumlara yazsın. Nasıl yaptıklarını yani. Nasıl yaptıklarını. Evet. Sevdiniz mi, sevmediniz mi, yapamadınız evet. Ya da ekstra bir şey dediniz mi içine? Yani biz bayıldık şahsen. Yani çok güzel. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bir dakika da görüşürüz.